Allah'ın salih kullarından Seyyid Abdülbaki el Hüseyin'i Hazretleri vefat edince bildiğiniz gibi bazı kesimler adetleri üzere tarikatlara saldırmaya ve dalga geçmeye çalıştılar. Bunlardan Kemalist, Mealist ve Selefistlerin aynı söylemlerde buluşması gerçekten çok manidardı. Hepsi aynı söylem üzerinde tepinmeye başladılar. Tövbeler üçe bölünmüş, tövbeler geçersiz sayılmış, şimdi ne olacakmış? bunu dalga konusu yaptılar. Mübareğin birbirinden değerli üç evladı var ve hepsine de hilafet vermiş. Demek ki yetiştirmiş. Maşallah. Bir pınardan üç kol fışkırdı. Hepsi de aynı berraklıkta. He, hepsi aynı tat ve genişliğe mi sahip orasını bilemem. Allah bilir. Birinin derecesi daha yüksektir, daha ileridir, daha faziletlidir. Onu Allah bilir. Açıklama yapılmış. Biat yenilenmesi lazım. Hangi kolla devam edeceğin bunu belirlemen lazım. Daha önce de söyledim. Orada ders almaya tövbe almak deniyor. Ders almanın adı tövbe almak. Çünkü orada topluca tövbe ediliyor. Tövbeler geçersiz denmişse yani bu üç mübarekten hangisine gönlünüz akıyorsa dilediğine biat ederek dersinizi alın deniyor. Bunun dalga geçilecek veya anlaşılmayacak bir yanı var mı? Tövbeler geçersiz derken ettiğin tövbe bozuldu demek değil. İşin aslını bilmeyen cahiller komik duruma düşüyor. Yani dersini bu zatlardan birinden tekrar alman lazım demek. Peki menzil bölündü mü? Ne oldu? Yok mu olacak? Sıkıntı mı var? Kavga mı çıkacak? Arkadaşlar bu zatlar bölünüyorsa ancak büyümek için, yayılmak için daha çok kişiye ulaşmak için bölünür. Ey menzil düşmanları! Asıl şimdi korkun. Asıl şimdi kudurun. O milyonlar katlanacak. Daha çok insana ulaşılacak. Daha çok insan nefsinin bağından kurtulacak. Siz bu işleri taht kavgasına dönüşür mü zannettiniz? Bence daha çok kuduracağınız günler yakın.